Politruko'dan herkese merhaba. Bu akşam yine Doktor Ömer Atilla Ergi Bey ile birlikteyiz. Ömer Bey, hoş geldiniz Hoş bulduk Aydan Bey. Teşekkür ederim. yayınımıza. Kıymetli hocam, şimdi geçen haftalarda sizinle kuantum mekaniği, kuantum fiziği konusuyla ilgili programlar yaptık. Şimdi bu konuyla bağlantılı kuantum dolanıklığı denilen bir hadise var. Ve 3 bilim adamı bu konuyla ilgili yaptığı araştırmalarla ilgili Nobel ödülü aldılar. Yani konuşmak istediğim konulardan biri bu. Bir de zaman konusunu bir daha ele alalım istiyorum. Daha önceki programlarımızda kısmen zaman konusunu ele almıştık ama hani başlı başına da konuşulabilir bir konu. İsterseniz bu güncel olması bakımından kuantum dolanıklığı konusu nedir? İsterseniz buradan başlayalım hocam, söz sizde. Evet. 2022 fizik ödülünü 3 bilim insanına verildi, malumunuz sizin de. Başarıları esasında şuydu: kuantum fiziğin anlaşılması en zor olan bir teoriyi biraz aydınlatmış oldular. Bu nedenle Nobel ödülüne layık görüldüler. Bu da kuantum dolanıklığı, bahsettiğiniz gibi kuantum entanglement deniliyor. Peki nedir bu kuantum dolanıklığı? En basit anlatımla atom altı parçacıkların, örneğin foton, nötrino ve elektron gibi parçacıkların etkileşime girdikten sonra adeta bir ayna ikizi gibi olmaları. Artık bunların arasında mesela 1 milyar ışık yılı açsanız da aralarını, aynı şekilde davranıyorlar. Bu çok ilginç bir şey. Yani bu parçacıklardan biri üzerine ölçüm yapıldığında diğerine aynı değerleri veriyor. Aynı değerler olduğunu görüyorsunuz. Fakat ters eksende oluyor bu. Örneğin elektronlar üzerinden misal verelim. Elektronlarda bir up spin, bir de down spin var. Yani yukarı dönüş, aşağı dönüş diye tabir ediliyor. Bunu daha anlaşılabilir olsun diye şöyle ifade edeyim. Nasıl ki bizim dünyamız, örneğin güneşin etrafında dönerken aynı anda kendi etrafında bir spini var. Ve bu spini dünyanın sağdan sola dönüş şekli. Saatte 1600 kilometre hızla kendi ekseninde dönüyor dünyamız. Elektronlarda da aynı şey var. Kendi eksenlerinde dönüyorlar. Fakat iki farklı spinleri var. Birisi up spin deniliyor. Yani aynı saat şeklinde, saatin gidiş şeklinde soldan sağa. Diğeri de down spin deniliyor. O da sağdan sola dönüş şekli var. Anti-clockwise diyoruz. Yani saat yönünün tam tersinde dönüyor. Fakat ilginç bir şey, biz bu elektronlar üzerinde ölçüm yapıncaya kadar bunu tespit etmemiz mümkün değil. Çok ilginç bir şey. Yani hem down hem up dönüyor oluyor biz bakmadığımız zaman. Bu çok, yani kuantum fiziğin en kafa karıştırıcı bir şeysi bu. Buna esasında superposition deniliyor. Yani o anda iki şeyi de aynı anda yapıyor olabilir anlamına geliyor bu. Yani biz bakmadığımız zaman dediniz hocam. Yani bu parçacıklar bakıldıklarını anlıyorlar mı? Bilinç sahibiler mi? Yani Sanki bunu biraz öyle bir şey ortaya çıkmış gibi oluyor. Bunun üzerinde çok farklı yorumlar var esasında. Çünkü biz gözlemlemediğimiz anda iki şeyi aynı anda yapıyor olabiliyorlar. İki farklı yerde bulunabiliyorlar. Spinleri iki çeşit yönde olabiliyor. Mesela dünya ile örnek verecek olursak, gerçi makro alemde böyle bir şey yok. Mümkün de değil. Klasik fizikte mümkün değil. Fakat biz mesela güneş sistemine çok uzaktan bakıyor olsak, şimdi kafamızı çevirdiğimizde mesela dünyamız güneşin etrafında dolaşıyor. İşte sağdan sola doğru dolaşıyor, anti-clockwise. Dünya biz bakmadığımız zaman aynı anda iki yerde olabiliyor. Ve hem sağdan sola hem soldan sola dönüyor olabiliyor. Fakat baktığımız anda sadece onun esas şeklini yakalamış oluyoruz. Yani ya sağdan sola dönmesi lazım ya da soldan sağa dönmesi lazım.
Fakat bakmadığına sanda bu yok. Hatta bazıları öyle teori öne sürmüşler ki belki de diyorlar işte iki tane paralel evren var. Birisinde işte bu madde parçacıklar normal parçacık gibi hareket ediyor. Diğerinde dalga gibi, wave diyorlar, onun gibi hareket ediyor. Şimdi bu quantum entanglement da çok ilginç bir şey. Çünkü sebebi şu, belki de bir basit bir örnek vereyim burada. Siz mesela iki tane futbol topunu alsanız ve bir araya getirseniz ve onları farz edelim ki iki elektron veya foton işte birbiriyle etkileşime geçse, ondan sonra siz o iki topu ayırdığınızda mesela birini götürün Asya'ya, diğerini Amerika'ya götürün. Şimdi Asya'daki topu siz gözlemlediğinizde şayet o top sağdan sola dönüyorsa diğeri aynı anda kesinlikle soldan sağa dönüyor oluyor. Ters istikamette. Halbuki aralarında hiçbir bağlantı yok. Çünkü bu Einstein mesela bu teori için şöyle bir ifade kullandı. Uzak mesafelerde ürpertici hareket. Çünkü malumunuz hani Einstein'ın relativite kanununa göre, özel relativiteye göre ışıktan daha hızlı giden bir madde olması mümkün değil. Evrendeki en hızlı şey ışıktır. Saniyede 300 bin kilometre hız yapıyor ışık. Fakat düşünün yani siz 1 milyar ışık yılı aralığında bu entangled parçacıkları ayırıyorsunuz, dolanıklık yaşamış parçacıkları. Birisi ne yapıyorsa diğeri aynısını ters istikamette yapıyor aynı anda. Yani birinden diğerine bir bilgi iletişimi olması mümkün değil. Çünkü ışıktan çok 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 daha hızlı gitmesi lazım. Ama oluyor. Ama oluyor. İşte bunu kimse nasıl olduğunu açıklayamıyor. Zaten yani ikiz kardeşler gibi oluyorlar. Daha doğrusu şöyle diyelim, birbirinin ayna görüntüsü gibi oluyorlar. Çünkü aynada siz mesela sağ elinizi kaldırdığınızda aynada sol el kalkmış gibi görünüyor ya. Yani tam birbirinin ayna görüntüsü gibi oluyor. Mesela geçenlerde ben bir video gördüm. İşte bu konuda Einstein'ın yanıldığını anlatıyorlardı ve kuantum dünyasında tamamen bir randomluk yani olasılık olduğunu anlatıyorlar ve bunun işte determinizm olmadığını iddia ediyorlardı. Halbuki biz biliyoruz ki kainatta bir determinizm var. Bu klasik fizik bunu ispatlamış. Fakat kuantum dünyası öyle bir acayip bir yer ki yani ne olduğunu kesinlikle tespit edemiyorsunuz. İşte burada da yani insanların Einstein'ın yanıldı demek istedikleri şey şu ki yani orada bir vurgu yapıyorlar. Genelde bunu daha çok ateistler ve deistler yapıyor. Einstein hani tanrı zar atmaz. Evet. Adesi vardı ya, işte bunun yanlış olduğunu söylüyorlar. Kuantum dünyasında Tanrı zar atıyor demek istiyorlar. Aslında kuantum dünyasında yaptığımız bazı gözlemler bize kuantum dalga fonksiyonlarında matematiksel bir olasılık olduğunu gösteriyor. Fakat bu bize hani o minik dünyanın böyle tamamen başıboş, kontrolsüz bir şekilde hareket ettiğini göstermez. Bunu iddia edenlerin esasında felsefe bilgisi olmadığı kesin. Çünkü klasik fizikle mesela bakıyorsunuz evrende bir determinizm var. Örneğin 2 yıl sonra biz mesela Jüpiter gezegeninin tam olarak nerede olacağını biliyoruz. Veya dünyaya doğru gelen bir asteroidin işte 5 yıl sonra dünyanın ne kadar yakından geçeceğini tespit edebiliyoruz, hesaplayabiliyoruz. Veya daha basit bir misal, bir incir çekirdeğinin mesela incir ağacı olacağını biliyoruz. İnsanın saç rengi, göz rengi gibi tüm özelliklerini mesela DNA'nın içinde kodlanmış olduğunu biliyoruz. Şimdi şöyle bir şey düşünmek mümkün mü? Hani mükemmel bir plan ve programla işleyen bir sistem düşünün. Mesela saat gibi. Aslında Isaac Newton gibi zatlar dünyanın, kainatın bir saat gibi işlediğini söylüyorlar. Fakat siz bu saatin en küçük parçacıklarını, yani örneğin yaylarını, çarklarını, zembereğini gözlemliyorsunuz ve yaptığınız ölçümler size sanki hepsi random, böyle tamamen olasılıklarla çalışıyor gibi geliyor. Şimdi bu mümkün mü gerçekten?
Hayır, çünkü o parçacıklar tamamen random olsa, yani olasılıkla çalışsa, saatin tüm fonksiyonları olasılıklara bağlı olurdu. Yani akrep, yelkovan bir o yana bir bu yana kontrolsüz bir şekilde hareket ederdi. Fakat bu böyle olmuyor. Şimdi bir şeyin en küçük parçacıkları random olursa o bütün sistem random olur. Fakat biz biliyoruz ki sistemde randomluk yok. Fakat kuantum dünyası bana göre bize böyle görünüyor. Artık ölçümle mi ilgili bir şey bilemiyorum. Fakat biz baktığımızda veya incelediğimizde kuantum dünyasını şöyle bir şey görüyoruz. Mesela elinize siz bir zar alın ve bu zarı böyle havaya atın. O havadayken böyle dönüyor zar hızlı. Şimdi o zarın 6 tane yüzü var, 1'den 6 numarasına kadar. Şimdi o zarın tam olarak ne olduğunu siz bilmeniz mümkün değil. Olasılık, her şey olabilir. Fakat ne zaman o yere düşüyor ve siz gözlemliyorsunuz, o zaman onun tam olarak ne olduğunu anlıyorsunuz. Şimdi kuantum dünyasında aynı böyle bir şey var. Size bak çok enteresan bir şey anlatayım. İnsanların mesela daha çok akıllarına yaklaştırma açısından olsun bu misal. Şimdi 1800'lerin sonuna doğru hatırladığıma göre Young Experiment diye bir deney vardı. Türkçe'de biz buna çift yarık deneyi diyoruz, double slit experiment. Ve bu zat bir duvara, önüne böyle bir engel koyarak fotonları şey yapıyor, ışınlarını vurduruyor ve öndeki duvara iki tane şey açıyor, böyle paralel şekilde uzun bir biçimde yarık açıyor ve oradan bir test yapıyor. Şimdi çok ilginç bir şey var bu deneyde. Siz o şeylere, o gözlem olarak baktığınızda o giden fotonlar ya sağdaki o yarıktan geçiyor ya da soldaki yarıktan. Fakat siz kafanızı çevirdiğinizde mesela tek foton da olsa veya elektron da olsa aynı elektron ikisinden birden geçiyor öbür tarafa. Sanki adeta ikizi meydana geliyor ve ikisinden bir şekilde geçiyor o iki yarıktan. Şimdi ben buna bir misal veriyorum. Şöyle diyorum. Mesela bir duvar düşünün. Siz 50 metre öteden elinize bir av tüfeği alıyorsunuz. O av tüfeğinin böyle fişekleri vardır. İçinde böyle işte saçma dediğimiz 200 tane falan bilyeler var. Küçük küçük. Ve siz karşınızdaki duvara o tüfeği patlattınız. Ve karşıdaki duvardaki oluşturan paterne, desene baktınız. Şimdi 200 tane mermi saçma bir şekilde gidince oraya böyle açılarak duvardaki paten genelde böyle yuvarlak bir dalgamsı bir şey oluşturur. Hı hı. Şimdi ne yapıyorsunuz? O duvarın önüne bir duvar daha çekiyorsunuz ve o önündeki duvara böyle uzunlamasına küçük pencere gibi iki yarık oluşturuyorsunuz ve tüfeğe tekrar patlatıyorsunuz. Bu sefer ne olur? Saçmalar çoğu o ön duvarda kalacak fakat o iki yarıktan geçenler arkadaki duvarda iki çizgi biçiminde çizgi belirtecek. Yani desen iki çizgi olacak. Şimdi bu normal hayatta böyle oluyor. Fakat şimdi siz oraya bu saçmalar, bilyeler yerine elektronlar atıyor olsanız durum tamamen farklı bir şey oluyor. Nasıl? Şimdi siz gözlemlerseniz, bizzat bakarsanız olaya, o iki çizgiden geçen elektronlar arkada normal bir şekilde saçmalarda olduğu gibi iki tane direkt böyle çizgi şeklinde şey oluşturuyor duvarda, desen oluşturuyor. Fakat siz kafanızı çevirin, aynı işlemi yapın. Bu sefer arka taraftaki duvarda o ilk saçmaların oluşturduğu gibi böyle dalgamsı bir desen ortaya çıkıyor. Yani siz bakmadığınızda o elektron dediğimiz parçacık dalgaya dönüşmüş, wave haline geliyor. Çok ilginç bir şey. Hatta bunu bazı insanlar şöyle düşünebilir. O deliklerden geçerken, o yarıklardan geçerken onlar çok küçük olduğu için daha sonra dağılabilir diye aklımıza bir şey gelse, siz sadece tek bir elektronu bile attığınızda oraya, o elektron o iki yarıktan birden geçiyor. Sadece tek elektron. Fakat ikisinden de geçiyor. Yani bu şunu gösteriyor. Kuantum aleminde superposition dediğimiz bir olay var. Yani biz elektrona bakmadığımızda
o aynı yan aynı anda iki ayrı yerde bulunabiliyor. Aynı anda iki spine sahip olabiliyor bakmadığımız zaman. Gözlemlediğimiz anda da sadece bir spini var. Sadece bir yerde bulunuyor. Yani gerçekten böyle çok müthiş bir şey. Şimdi bu dolanıklıkla ne anlamı veya ne bağlantısı var onu anlatayım. Einstein'ın bahsettiğim gibi o özel relativite kanununda evrende mesela ışıktan daha hızlı bir şey yoktu. Peki bu iki parçacık aralarında fiziksel bir bağlantı olmadığı halde milyarlarca ışık yılı mesafeden nasıl oluyor da aynı şekilde davranıyorlar? Bunların arasında acaba bir bilgi akımı olması mümkün mü? Mümkün değil. Fizik yani açısından bir etkileşim, bir haberleşmeden bahsediyoruz yani. Değil mi? Evet ve bu mümkün değil. Fakat var. Yani bir bağ kurulmuş ve bu bağ bizim anlayamadığımız bir şey. Zaten bunun için bazı insanlar diyorlar ki ya işte burada esasında mistik şeyler çıkarmamak lazım. Biz bakmayınca şöyle oluyor da biz bakınca böyle oluyor. Bu tamamen ölçümle ilgili bir şey diyorlar. Aslında bu yanlış bir ifade. Onu söyleyeyim baştan. Yani şayet ölçümle ilgili bir şeyse sadece o zaman biz şunu kabul etmemiz lazım. Bizim ölçümlerimizde bazı hatalar var veya biz tam olarak bunu anlayamıyoruz orada ne olduğunu. Eğer ölçümde bir hata yoksa burada gerçekten fizik ötesi bir olay var. Yani bir parçacık nasıl aynı anda hem madde olur hem dalga olur, wave olur. Yani bu aynı anda iki şey olması mümkün değil. Hatta bu konuda evet. Meşhur bir şey vardı. Schrödinger'in kedisi diye. Evet. Duydunuz mu? Hiç bilmiyorum. Evet. Schrödinger diyor ki yani bir kutunun içine diyor bir kedi koyun. Yanına da böyle cam şişe içinde bir radyoaktif madde koyun. Ve kutuyu kapatın. Eğer o cam şişe içindeki radyoaktif madde kırılırsa decay diyorlar. Yani bir orada atom bozulması olup kırılırsa kedi ne olacak? Zehirlenecek ve ölecek. Fakat siz bu kutuyu açmadığınız müddetçe o kedi o kutunun içinde hem ölü hem diri aynı anda. Yani kuantum fiziğin öne sürdüğü şey bu. Hem ölü oluyor hem diri oluyor. Evet. Ne zaman sizin onun ölü olup olmadığını anlıyorsunuz? Kutuyu açtığınızda, baktığınızda. Fakat Schrödinger bu misali niye veriyor? O diyor ki aslında diyor bu mümkün değil. Bize öyle geliyor olabilir fakat yani onun esas durumu o kedinin ya ölüdür ya diridir. İkisi bir olması mümkün değil. Zaten bunun için bazı insanlar böyle çok uçuk teoriler öne atıyorlar. Bazıları diyorlar ki belki de iki tane paralel evren var. Birisinde madde halinde hareket ediyor. Diğerinde parçacık, ikizi parçacık halinde hareket ediyor. Veya bizim bilemediğimiz bir şekilde gerçekten elektronlar, evet. Nötronlar, nötrinolar veya işte fotonlar gerçekten böyle onların ikizleri var. Bak biz bir türlü böyle bakarak, gözlemleyerek onları tespit edemiyor olabiliriz. Evet. Fakat benim aklıma şu geliyor bu buluşlar sonunda Zariyat suresinde Kur'an-ı Kerim'de 49 ne diyor? Biz her şeyi çift yarattık. Umulur ki öğüt alırsınız. Ve arkadan gelen ifade çok ilginç. Hocam, umulur şimdi, ki öğüt alırsınız. Yani müsaade ederseniz ben de bir hatırlatmada bulunacağım. Hatırlarsanız bu Mesih Deccal konusunu tartıştığımız zaman ben program öncesinde hocam bu konu paralel evren konusuyla ilgili olabilir mi? Bunu da sorayım mı demiştim. Hatırlıyor musunuz? Şimdi baktığınız zaman yani olaya parçacık fiziği açısından baktığımız zaman ki bunun felsefi ilahiyat boyutları da olabiliyor bu şeyin. Yani diyorsunuz ki yani bir parçacık işte sağdan sola hareket ediyorsa bir diğeri tam aksi istikamette hareket edebiliyor dediniz. Yani evet. Şeye baktığınız zaman mesela yani bu Mesih Deccal ki Deccal da anti Christ olarak tabir tercüme ediliyor veya ifade ediliyor. Dolayısıyla bu paralel evren konusu iyi kötü kavramlarıyla da belki bir arada değerlendirilebilir. Yani ben sizin dediğinizi anlıyorum. Yani bu determinizm konusu eleştiri
Yani eğer atom altı parçacıklar belirsiz hareket ediyorlarsa, yani dolayısıyla buradan bir şey çıkmaz. Yani Allah'ın murad ettiği olur yaklaşımı gerçekleşmez. Ama yine programlarımızdan birinde siz çok enteresan bir şey söylemiştiniz. Ben hani melekler yeryüzünde kan dökecek birini mi yaratacaksın dedikleri zaman Allah'a, orada Allah'ın zaten insanı yaratmayı murad ettiğini biliyoruz. Yani henüz İblis Adem'le Havva'yı manipüle etmeden, yoldan çıkarmadan zaten buna karar vermiş. Ben o zaman size şu soruyu sormuştum. Eğer İblis Hazreti Adem'le Havva'yı yanıltmasaydı, insanlar yeryüzüne gönderilecekler miydi? Yani yeryüzünde bir hayat başlayacak mıydı diye sorduğum zaman, Allah bir şeyi murad ettiği zaman başka olasılıklar söz konusu olur, başka sebepler söz konusu olur ve mutlaka o sonuca yine ulaşılır. Bu Tabii. akıl altı fizik açısından baktığımız zaman, yani burada bir belirsizlik veya burada farklı olasılıklardan söz ediliyor ama bu farklı olasılıkların her biri yine Allah'ın muradının dışında hareket edebilirler mi? Yani Edemezler tabii. yine sonuç Allah'ın dediği şekilde cereyan etmez mi? Siz nasıl bakıyorsunuz hocam buna? Tabii ki, tabii ki. Yani orada bize göre olasılık var esasında. Mesela ben bir fizikçinin, teorik fizikçinin bir ifadesini hatırlıyorum. Diyor ki mesela siz diyor bir zarı attığınızda diyor orada 6 ihtimal var. O 6 ihtimalden biri gelebilir diyor. Fakat diyor aslında diyor gerçekten elimizde diyor öyle bir yetenek olsaydı diyor, öyle bir bilim, teknoloji olsaydı diyor, biz o zarı her attığımızda tam olarak hangi numaranın geleceğini hesaplayabilirdik diyor, teorik olarak. Yani neticede bize olasılık gibi görünen şeyler bile olasılık değil. Belirlenmiş şeyler. Mesela bu Türkiye'de çok meşhur şey var. Bu kazı kazan diye bir şey var biliyorsunuz. Millet alıyor böyle, kumar tabii, kötü bir şey de. Hani orada bir şeyler kazanacağım umuduyla kazıp duruyorlar, onu kazıyıp böyle. Şimdi aldığı biletin bir şey kazanma ihtimali çok küçük değil mi olasılık olarak? Fakat şu var, o onu kazımadan önce orada bir şey var zannediyor. O ümitle kazıyor onu. Daha sonra kaybettiğinde, misal olarak söylüyorum, veya kazandığında fark etmez. Biz şunu biliyoruz ki o bilet daha ilk başta basıldığında kazanan bilet veya kazanmayan bilet olacağı belliydi. Çünkü baştan öyle başlandı. Yani ilk başta zaten orada bir olasılık yok. Fakat bize böyle sanki olasılık varmış gibi görünüyor. O olasılık da işte onun dağılımında. Öyle zannediyoruz. Bak neticede yani evrende esasında bana göre kuantum parçacıkları da dahil bir tamamen olasılık yok. Yani burada gene orada da bir determinizm var. Fakat bizim anlayamadığımız bir determinizm var. Zaten onun için biraz önce verdiğim mesela misalde her şeyi çift yarattık diyor ya. Biz her şeyin çift yaratıldığını zaten fizikte çoktan biliyorduk. Mesela biz buna simetri veya pariti kanunu diyoruz fizikte. Örneğin uzay boşluğunda bile kuantum vakum fluctuation olduğunda ansızın meydana gelen parçacıklar her zaman antimaddesiyle beraber yaratılıyor. Bir madde var, bir de antimaddesi. Fakat ne zaman etkileşime geçiyorlar, zaten etkileşimdeler, derhal birbirini iptal edip enerji haline dönüşüyorlar. Şimdi bu kanun bize esasında sebepler açısından bu kainatın hiçbir zaman oluşmaması gerektiğini söylüyor. Bu çok ilginç. Çünkü ilk başta çift yaratılan yani antimaddeleriyle eş halinde yaratılan tüm madde birbirini o Big Bang'den sonra iptal etmesi gerekiyordu. Fakat ne olduysa birbirini iptal ederlerken bir madde, bir miktar madde nasıl olduysa antimaddeden fazla kalmış ve işte o küçücük bir miktar maddeden koskoca evren oluşmuş. Yani burada da çok acayip bir sır var, mystery diyoruz ya. Hocam, Şimdi bu evet. kuantum dolanıklığı esasında bize çok daha müthiş bir şeyi hatırlatıyor. Ve gerçekten de parçaların bir yönüyle bu parçacıkların çift yaratıldığını gösteriyor.
Dediğim gibi biraz önce evrenin birini bir köşesine koysanız entanglement olan parçacıklar, diğerini de öbür köşesine koysanız anında iletişime geçmeleri hiçbir mantıkla, fizik kurallarıyla açıklanacak bir şey değil. Fakat biz ölçümlerle bunu ispat ediyoruz. Adamlar onun için şey aldı işte, Nobel ödülü aldı. Çok ilginç. Evet. Hatta bazı ilim adamlarını bu buluş o kadar böyle heyecanlandırdı ki işte acaba bu buluş ileride teleportation gibi şeylere, o tip teknolojiye atılan ilk adım mı gibi düşünenler bile var. Şu anda böyle bir şey mümkün gelinmiyor, görülmüyor ama olabilir. Belki de olabilir. Evet. Hocam, hatta, buyurun. Biraz önce uzay boşluğu dediniz. Şimdi uzay gerçekten boş mu hocam? Yani hani bir karanlık madde, dark matter diye bir konudan bahsetmiştiniz ki zannediyorum uzayın %85'i bu dark matter'den oluşuyor. Yani bizim uzay boşluğu olduğunu zannettiğimiz ama aslında karanlık madde, dark matter. Şimdi hocam biz şeye baktığımız zaman, evrene baktığımız zaman işte evrende yaşam ararken hocam şey diye bakıyoruz yani atom arıyoruz, yani atomlardan oluşan organik varlıklar arıyoruz ama şimdi bu uzay boşluğu dark matter yani atomlardan mı oluşuyor hocam yoksa değil mi, atomlardan oluşmaması gerekir? Yok, dark matter için belki bir egzotik bir enerji olabilir diye düşünülüyor. Şunu yani sormak istiyorum hocam. Yani enerji biz atomlardan oluşuyoruz. Biz atomlardan oluşuyoruz. Atomik varlıklarız yani. Şimdi uzayın %85'i dark matter, bizim bilmediğimiz başka bir şey. Dolayısıyla farklı yaşam formları ille de atomlardan oluşan varlıklar mı olmalıdır? Yani niye biz hep bu şekilde bakıyoruz? Yani atomlardan oluşan varlıklar arıyoruz. Şöyle olabilir. Evet. Şöyle olabilir. Yani madde ötesi bir varlıksa o zaman atomlardan oluşmuş değildir. Fakat bizim yani İslam teoloji açısından baktığımızda benim anladığım şu: melekler de atomlardan oluşmuş. Neticede nur diyor bir ışıktan. Cinler de atomlardan oluşmuş. Çünkü onlarda da işte dumansız bir ateş, daha önce bahsetmiştik, bir nevi radyasyon. Şimdi kainatın da öyle, evrenin işte biz sadece %4'ünü observable matter, gözlemlenen madde olarak şey yapıyoruz. Onun dışında çoğunluğu dark energy ve bir miktarı da %26 olacak hatırladığıma göre, o da dark matter deniliyor. Bunlar neden yapılmış biz bilmiyoruz. Fakat şu var, yani onların da muhakkak bir maddeden yapılmış olması gerekiyor. Ve bu maddenin artık bazılarına göre egzotik bir enerji olabilir veya farklı parçacıklar olabilirler. Yani tam olduklarını henüz bilmiyoruz. Fakat gene bir madde var orada. Biz boşluk ismini veriyoruz da boşluk diye bir şey yok. Kesinlikle. Peki, bu konuyla ilgili söylemek istediğiniz başka bir şey kaldı mı hocam? Yani kuantum dolanıklığı ve ilintili şeyler. Yani bizim konusuna mı geçeyim? Tabii zamana geçebiliriz. Çünkü kuantum meselesini biz hani bazı kuantum mekaniğini bilmeyen arkadaşlara biraz daha iyi anlaşılsın diye misaller vererek anlattık. Fakat kuantum mekaniğini biz bile anlamıyoruz. Yani fizikçiler de anlamıyor tam olarak. Çünkü yeni şeyler çıktıkça kafa daha çok karışıyor. Hocam zaman da çok insanın kafasını karıştıran bir kavram. Evet. Hatta yani öyle yorumlara rastlıyorum ki mesela Tanrı'yı, Allah'ı zamanla eş gören yaklaşımlara da rastlıyorum. Yani zamandan daha böyle sırlı bir şey yok gibi yorumlara da rastlıyoruz. Gerçekten de hocam yani bizi tüketen şey zaman. Evet. İnsanı tüketen şey zaman ve dolayısıyla da en değerli şey aslında zaman. Yani bir fizikçi ve ilahiyatçı olarak zaman konusunu nasıl açıklıyorsunuz hocam? Nasıl bakıyorsunuz? Evet, gerçekten çok enteresan Aydoğan Bey. Zamanı şöyle tarif edeyim ben. Zaman herkesin bildiği fakat tanımlayamadığı ve anlatmakta gerçekten çok zorluk çektiği bir şey. Bilimsel deneylerle test edemediğimiz fakat
çok iyi ölçebildiğimiz bir şey zaman. Hatta tarihsel verilere göre zaman ölçme teknikleri ta Sümerlere kadar gidiyor. Mesela insanoğlu saniyeleri, dakikaları, saatleri, günleri, ayları, yılları çok iyi hesaplayabiliyor. Fakat zamanın tam olarak ne olduğunu gerçekten bilmiyoruz. Çünkü zaman maddeye ait bir şey değil. Bu yüzden bilim onu tanımlayamıyor tam olarak. Mesela Einstein zaman uzayın dördüncü boyutudur demiş. Yani uzay olmadan zaman olmuyor. Fakat zamanın geçmesi için aynı zamanda harekete de ihtiyaç var. Momentum lazım, zaman, hareket lazım. Zaman maddenin hareketiyle mi oluşuyor hocam? Evet, evet. Ben mesela öyle tanımlıyorum. Bazı, hatta çok ilginç bir şey söyleyeyim. Bazı felsefeciler var, zaman diye bir şeyin olmadığını iddia ediyorlar. Bazı bilim insanları var. Fakat bu aynı bilim insanları bir toplantıya böyle zamanında gelmeyi de çok iyi biliyorlar. Yine zamanı kabul etmiş oluyorlar yani. Şimdi konuya esasında fizik açısından baktığımızda zaman her yöne akabilen bir şey olması lazım. Fizik açısından baktığımızda ileri geri akabilir. Hatta paralel bir çizgi oluşturup aynı anda iki farklı çizgide de akabilir. Fakat bu teorik olasılıklar gerçek dünyada yok. Bunu göremiyoruz. Zaman nedense böyle bir düz bir çizgi halinde bir noktadan başka bir noktaya doğru nehir gibi akıp duruyor. Peki nedir bu zaman? Bilim insanlarına göre zaman birbirini yakın şekilde takip eden hadiseler zinciridir. Sizin biraz önce ifade ettiğiniz gibi. Yani evrende her şey atom parçacıklarından dev galaksilere kadar hareket halinde. Bu hareket ilk baştan Big Bang'ten itibaren başlamış. Dolayısıyla zaman ve mekan aynı anda yaratılmış ve birbirinden ayrılamayan şeyler. Hatta fizikçiler diyorlar ki, bazı fizikçiler Big Bang nerede oldu sorusuna cevap olarak Big Bang herhangi bir yerde olmadı. Çünkü o zaman uzay diye bir şey yok. Fakat zamanın bir noktasında oldu diyorlar. Gene zamanla ilgili bir şey. Anladım. Yani zaman normal şartlar altında böyle her yerde konstant olmalı. Yani aynı şekilde akıyor olmalı. Fakat fizik bize bunun böyle olmadığını gösteriyor, söylüyor. Anladım hocam. Zaman, şimdi zaman hocam, yani Big Bang'ten bu yana var olan bir şeyse, yani yine maddeyle ilişkili bir şey. Yani maddenin varlığı ve madde, evet, hareketiyle birlikte oluşan bir şey. Yani bu maddi alemin olmadığını varsayarsak hocam, o zaman zamandan da bahsetmemiz mümkün. Olmuyor. Yani uzay olmadan sonra zaman. Hani öldükten sonra işte bir sonsuz hayat inancı bu anlamda makul gözüküyor hocam. Yani eğer tabii. Eğer ölümden sonrasını maddi alanın dışında bir yaşam alanı olarak varsayacaksak, bilmiyorum yani ilahiyatçı olarak belki başka bir şey söyleyebilirsiniz ölüm sonrası hayatla ilgili. Ama o zaman yani zaman maddenin hareketiyle birlikte oluşan bir şey ise, maddenin olmadığı başka bir yaşam alanı açısından bakıldığı zaman, yani sonsuzluk o kadar da anlaşılması zor bir kavram olarak. Zor bir kavram olmaz zaten. Zamandan bahsetmek mümkün değil. Tabii tabii, zaten Cenab-ı Allah için sonsuz diyoruz değil, evet, mi? Yani kıdem, evet, ve beka, başlangıcı yok, sonu da yok diyoruz. Zaten diğer şeylerin de sonsuz olabilmesi onun sonsuzluğuna bağlıdır. Fakat şöyle bir şey ifade edeyim ben. Cennet, cehennem dediğimiz yerler sonsuz olacak, fakat bunlar maddi alem. Allah maddi maddeyi alem yaratacak tekrar. Fakat benim burada aklıma gelen tek çözüm şu: belki Allahu alem orada zaman akışı A noktasından B noktasına doğru lineer bir şekilde olmayacak. Belki de loop bir şekilde, halka bir şekilde olacak. Çünkü bir program önce bahsetmiştik. Cennet bile sınırları olan bir yer. Sonsuz.
zaman açısından sonsuz ama yani mekan olarak sınırları olan bir yer. Çünkü Allah'ın yarattığı bir yer neticede sınırlı olmalı. Dolayısıyla cennetteki hayat zaman açısından belki zaman orada bir loop gibi, yani halka gibi işliyor olabilir. Fakat biz bunu da tespit ediyoruz zaten fiziksel yönden. Çünkü zamanın değişken olduğunu görüyoruz biz. Bu dünyada, bu evrende. Örneğin mesela bir kara deliğin yanına, dev bir kara deliğin yanına, yakınına gittiğinizde zaman yavaşlıyor. Bizim anladığımız anlamda yavaşlıyor. Bunun nedeni kütlesi çok büyük olan cisimler etrafındaki uzayı büküyor. Fakat burada dikkat edilmeyen bir konu var. Bunların o ağırlıkları, o büyük kütlelerin sadece uzayı değil zamanı da büküyor. Dolayısıyla biz zamanla uzayı ayırt edemediğimiz için, ayıramadığımız için gözlemciye göre bakıldığında zaman akışı değişiyor diyebiliriz. Şimdi şunu mesela, bir kara deliğe yaklaşıldığı zaman mı zaman duracak evet. gibi oluyor hocam? Yani zaman evet, çok, yani yavaşlıyor. Yavaşlıyor. Yani şöyle düşünsek hocam, yani bir uzay aracımız olsa, bir kara deliğe doğru gidecek olsak ve orada işte zamanın hiç geçmediğini varsayalım hocam. Bizim açımızdan orada zaman geçmiyor. Biz uzay aracının içindeyiz. Dünyada ne kadar zaman geçmiş olur? Yani tabii mesafeyi de ölçmek gerekir. Mesela tabii. Nasıl yaklaşırsınız hocam? Yani ne kadar zaman geçmiş olur dünyada? Tabii mesafeyi de bilmek gerekir bu hesabı yapmak. Şöyle bir misal versek daha mesela akıllara yaklaştırılabilir bu. Mesela iki arkadaş bir roket içinde kara deliğe doğru seyahat etse. Evet. Biri belirli bir mesafe uzaklıkta dursa, gemide beklese ve diğeri bir kapsülle kara deliğe iyicene yaklaşsa, evet. içine düşmeden. Tam kastettiğim şey bu. Çünkü içine düştüğü an artık zaman zaten bitiyor. Event horizon diyoruz o kara deliğin o giriş noktasına. O event horizon'a yakın olan bu kişi o bölgede sadece bir saat dursa, geri gemiye döndüğünde arkadaşının yanına, arkadaşının 7 yıl yaşlandığını görüyor bir saatte. Bakıyor arkadaşı için 7 yıl geçmiş. Aslında zaman aynı geçmiş de. Sadece diğer kişi için yavaşladı. Şimdi zamanı, mesela fizikte zamanı yavaşlatan ikinci bir şey de hız, sürat. Evet. Mesela bir gemi uzayda ne kadar hızlı hareket ederse zaman o kadar yavaşlıyor. Bu gemide bulunan bir saatin saniyelerine baksak biz, gerçekten o saniye kolu gemi hızlandıkça yavaşlamaya başlıyor. Şayet mümkün olsa o gemi, uzay gemisi ışık hızına ulaşabilse saat tamamen duracak. Çok ilginç bir şey. Yani aslında klasik mekaniğe göre zaman her yerde aynı geçmesi gerekirken bizim time dilation dediğimiz, yani zaman genişlemesi, hatta hadislerde bu var. Ahir zamanda diyor ya, tekarübü zaman, tekarübü mekan. Yani mekanlar arası kısalacak, zaman genişleyecek. Bu fizikte var. Mesela örnek olarak bir şey söyleyeyim. Dünyanın şu anda yörüngesinde bulunan International Uzay İstasyonu var. Oradaki astronotlar için zaman bizlerden biraz daha yavaş geçiyor. İspatlanmış bir şey yani. Yani onlar bizden biraz daha da böyle ağır yaşlanıyorlar. Şimdi insanın aklına böyle şeyler gelince şu da gelebiliyor. Zamanda yolculuk mümkün mü gibi mesela. İleriye yolculuk mümkün gibi görülüyor. Fakat geriye gidiş felsefi açıdan mümkün görülmüyor. Çünkü şöyle bir senaryo düşünün. Bir zaman makinanız var. İçine giriyorsunuz ve 15 dakika sadece geriye gidiyorsunuz. Bakın sadece 15 dakika. Ve odaya giriyorsunuz. Kendinizi makineye girmek için hazırlık yaptığınızı görüyorsunuz. Kendinizi arkadan. Ve siz kendinize yaklaşıp orada makineye girmek için hazırlanan kendinizi öldürüyorsunuz. Şimdi o zaman o kendiniz hiçbir zaman geriye gitmemiş olmanız lazım. Siz de arkada belirmemiş olmanız lazım.
Yani burada müthiş grandfather paradoks diyorlar. Onun için geriye gitme gibi, zamanda seyahat gibi bir şey düşünülemiyor. Fakat zamanda ileriye gitmek mümkün. Bu konuda da basit bir misal vereyim. Diyelim ki biz ekvator bölgesinde dünyanın tam etrafını dolaşan bir tren yolu yaptık. 40 bin kilometrelik bir yol. Ve bu raylar diyelim, trenin o rayları manyetik bir dizayn olsun. Çok ileri bir teknoloji. Ve tren üzerinde giderken raylara hiç değmiyor bile. Dolayısıyla müthiş bir hız yapabiliyor. Bu trene bindiniz siz ve dünyanın etrafını ışık hızına yakın bir hızla dolaşmaya başladınız. Yani bir saniyede 5 tur atıyorsunuz dünyanın etrafında o trenin içinde. Ve bir hafta böyle dünyanın etrafını dolaştınız. Bir hafta sonra tren durduğunda ve siz o trenden indiğinizde dünya üzerindeki bütün diğer insanların 75 yıl yaşlandığını göreceksiniz. Sizin için sadece bir hafta geçti. Diğer insanlar 75 yıl yaşlanıyor. 75 yıl geçmiş. Zaman çok böyle bir şey, çok ilginç bir şey Aydoğan Bey. Evet. Hocam şimdi bu hız zaman ilişkisinden bahsettik. Şimdi meleklerin mesela çok hızlı olduğunu biliyoruz. Yine işte cinler olarak tarif edilen varlıkların çok hızlı hareket ettiklerini biliyoruz. Yani Kur'an'da mesela ifritten bahsediliyor. İşte sen oturup kalkıncaya kadar ben Sebe kraliçesinin tahtını buraya getirebilirim diyor Hazreti Süleyman'a. Şimdi bunların mesela bu varlıkların çok uzun yaşadıkları falan söylenir. Acaba bu konuyla ilgili olabilir mi hocam? Bak çok güzel bir noktaya değindiniz gerçekten. Hı. Süratle ilgisi olabilir evet, onun. Evet. Hızlandıkça belki zaman yavaşlıyor evet, onlara. Ve dediğiniz gibi çok uzun yaşayabiliyorlar. Hatta işte biraz önce bahsettiğimiz gibi o varlıklar belki bu kuantum dolanıklığı olsun, süperpozisyon olsun. Bunların bu ilimlere çok vakıf. Belki de bu ilimler sayesinde onlar öyle bir teknoloji geliştirmiş olabilirler ki cinler olsun, hatta melekler bile olsun, Allah izin verdikten sonra olur. Bizden çok ileri teknoloji kullanıyor olabilirler. Bir de hocam daha önceki programlarımızda takyonlardan bahsetmiştiniz. Takyon. Yani bu kuantumla bir bağlantısını kurar mısınız hocam? Yani kuantum mekaniğiyle takyonlar nasıl bir irtibat kurarız? Yine yani tamamen teorik bir parçacık onlar. Çünkü hiçbir türlü tespit edilememiş. Fakat teori şu ki bu takyonlar her zaman ışıktan çok hızlı hareket ediyor. Evet. Yavaşladıklarında enerjiye dönüşüyorlar, madde haline geliyorlar. Önce enerji, sonra madde. Bu dolayısıyla hiçbir zaman ışık hızına hızları düşmemesi lazım. Yani öyle bir teori var. Şimdi biraz önce bahsettiğimiz varlıkların da böyle bir yani kabiliyete olabilir. Bak, o da çok ilginç bir şey. Dolayısıyla o hızla gittiklerinde hiçbir zaman görünmüyorlar. Enerjiden de öte bir şey oluyorlar. Yavaşladıklarında ne oluyor? Maddi bir beden sahibi olabilir. Yani o kadar yani ışık hızından hızlı gidebilmesi muhtemel mi hocam? Takyon. Maddenin muhtemel değil Einstein'a evet, göre bu tabii. Evet. Fakat Einstein da yani yanılabilir, biz bilemiyoruz. Gerçekten böyle parçacıklar olabilir de. Yani şu teorik olarak hocam mesela ışık hızından daha hızlı hareket eden parçacıklar olsa, böyle bir şey olsa yani böyle bir güç olsa yani zamanın durduğunu düşünün hocam. Evet. Yani ışık hızından daha hızlı hareket eden bir şey olsa, bir güç olsa yine de geçmişe gitmek mümkün olmaz mı? Yani zamanın sıfır olduğunu düşündüğümüz bir anı düşünün. Işık hızından daha hızlı gidiyorsunuz, geçmişe gitme ihtimaliniz yok mu bu anlamda? Yani o geriye döndürür anlamına gelmiyor fakat şu var yani felsefe gidilmez diyor. Felsefe gidiyor. Hakikat o olmayabilir. Hakikat o olmayabilir. Yani Cenab-ı Allah bahsettiğimiz gibi murad ederse bir kulunu alır, 1000 yıl öncesine götürüverir.
mümkündür bence. Belki ileride keşfedeceğimiz teknolojilerde bunun öyle olmadığını, gidilebileceğini de tespit edebiliriz. Veya bahsettiğiniz gibi sizin daha önce belki paralel evrenler olabilir. Allah öyle murad etmiş, yaratmıştır. Onlara da geçiş olabilir. Yani o da bir ihtimal. Evet. Kıymetli hocam, son zamanlarda hangi filmleri izlediniz? Tavsiye filmler var mı? Son zamanlarda çok yeni bir şeye bakmadım ama. en çok sizi etkileyen filmlerden bahsetseniz hocam, birkaç tane. Yani izleyicilerimize tavsiye edeceğiniz filmler var mı? Çok ya benim ya ben yani science fiction hastasıyım, sci-fi hastasıyım tabiri. Evet hocam. Yani benim favori filmim Interstellar'dır. Yani izlediğim en güzel Yıldızlar film. Çünkü direkt filmle evet Interstellar. Gerçekten. Bir zamanlar Contact vardı Jodie Foster'ın. 96. O da müthiş bir film. Verilen mesaj çok güzel. Ben onu herkese tavsiye ederim. Özellikle Miracı anlamak isteyenler biraz ona baksın. Yani sanki adeta Kur'an-ı Kerim'den, hadislerden alınıp konusu öyle yapılmış gibi bir film. Tamam hocam. Kitap tavsiyeniz var mı hocam? Kitap ben yani daha çok son zamanlarda bu kuantum fiziğini çok okuyorum ben kitap olarak. Fakat mesela Stephen Hawking'in şey okunabilir. My Universe kitabı var onun. Çok ilginç. O okunabilir. Orada bayağı güzel malzeme var. Biraz fizikten ve uzaydan anlamak isteyenler varsa orada güzel bilgiler var. Tamam. Onu tavsiye ederim. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, bugün yine Doktor Ömer Atilla Ergibey ile birlikteydik. Kuantum dolanıklığı ve zaman konusunu ele almaya çalıştık. Önümüzdeki günlerde başka konu ve konuklarla buluşmak dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum.